zorlamayı. Bugün Özgür Bey için burada 30. yılı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi sizinle başladı galiba. Evet. Ben duygularımı tarif edemem. Çünkü hayatımda herkesin dostluk platformunda, kardeşlik platformunda, aile platformunda insanlar vardır. Özgür'ümle size bugüne kadar yaşadıklarımızı anlatsam belki on binlerce kitap roman olur. Onun güzelliği, onun insanlığı, onun merhameti, vicdanı çok kıymetli. Ben 15 yaşında tanıştık. Sonra birlikte aynı evi paylaştık filan. Çok güzel anılarımız var. Ailem tapar Özgür'e. Yani o evlat, kardeş, aile başka bir şey değil. Yani hani sanatçı Özgür Aral. Hayatımda her zaman söylediğim bir şey var. Atom karınca benim bir tanem. Allah'ım onunla her zaman gurur duydum. Her zaman da gurur duyacağım. Allah bana bunları yaşatacak yani. Hep böyle devam edecek. En tepede. Zaten öyle. Kariyerinizin ilk yılından beri, 15 yaşından beri aslında. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Hayatıma yön veren, hayatımda imzası olan, ben bir Zerrin Özer okulu mezunuyum. O okuldan mezun olduğum için de çok mutluyum. Yani baktığınız zaman bütün 30 yıl geçti gözümün önünden. Her şeyi ona borçluyum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. İyi ki ben de çok seviyorum. Bende gözlük var, benim gözyaşım belli olmuyor Allah'tan. Efendim sizi de müziği bıraktınız, tekrardan sahnelere döndünüz. Çok kısa onunla da bir şeyleri anlatayım. Ya müziği bırakmak değil. Biliyorsunuz bir mahallenin bir tane delisi var, o da benim. Bizim mesleğimizde. Ya insanlar tabii zaman zaman sinirlenebiliyor bazı şeylere ama asla, yani sahne olmasa da asla şarkısız olamam. Ama sahne de var, şarkılar da çok güzel. Z kuşağına yeni şarkılar geliyor şu anda. Stüdyodayım, evet. Maşallah, evet. Çok da iyi gördük sizi. Çok sağlık teşekkür ederim. Sadece vertigom var, böyleyim ama. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Özgür'ümle lütfen iyi bakın hepiniz. O çok kıymetli. Sağ olun. Hoşçakalın. Ben Seda Sayan'a herkes için söylediğim gibi hizmet etmekten çok mutluyum. Ben kendisinden disiplini öğrendim. Ben kendisinden dürüstlüğü öğrendim. Kendisine çok şey borçluyum. Seda Hanımcığım, 30. yılı sizin de bir söylemeniz vardı. Köpek gibi çalışır, kraliçe gibi yaşarım. Evet. Buradan bağdaştırırsak onunla ilgili çok sosyal medyada çok gündem oldu. O da çok çalıştığı için krallar gibi yaşıyor zaten. Sosyal çok çalışkan. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Seda Hanım, bir de evliliğinizde boşanma iddiaları vardı ama berabersiniz. Ya he.
Evet, iyi akşamlar Gülben Hanım. Hoş geldiniz. Gecenin solisti, az solisti yanınızda. Evet. Özgür Aras deyince ilk aklınıza gelen şey. O kadar çok anılarımız var ki. Bir tanesini bize paylaşır mısınız? Paylaşamayız. Çok fena. Aramızda. Hepsi çok vahim anılar. Bir şunu biliyorum ki biz gerçekten birlikte büyüdük. Rahmetli Ferdi Özbey'in, değil mi? Canımın içi o bizi tanıştırmıştı, nur içinde yatsın. Özgür sanki bana onun emaneti gibi gelir her zaman. O da bana emaneti gibi bakar, ben de ona. Bu acılı ve zor günlerimizde uzun zaman sonra hem ışıklarınızı ilk defa gördüm, hem sizi ilk defa gördüm. Ama Özgür'ün bu 30. yılı, kaçıncı erteleyişi, 30 yılın 30'unda da annesi, teyzesi, acıları, kayıpları, varlıkları, yoklukları, deliler, normaller, inişler, çıkışlar, yani hayatı çok doğru omuzladı Özgür. Sınırlarını çok güzel koydu, mesafesini çok güzel bildi. Bizim mesleğimizde başarı kadar, kazanç kadar saygı ve mesafe çok önemlidir. O itibarlı duruşun gerekliliklerinden birisidir. Özgür bunu çok güzel başardı. Ben onun iyi gününde, kötü gününde bizi bırakıp çekip giderse Bodrum'a falan öyle bir şeylerden şüpheleniyorum zamanla. Ben onu hiç bırakmam. Peki böyle ters düştüğünüz zamanlar da oldu mu? Böyle evet, anlatabileceğiniz güzel hikaye bizim anlamında. Öyle, İlla bizim öyle birbirimizi... Aranıyor hayal, uyum onu. Bizim birbirimizi her zaman ikimiz de birbirimizi çok sevdiğimizi biliyoruz. Biz abla, kardeş, çok sıkı aile. Dost, aile. Yani o yüzden bizim öyle her zaman, her ilişkide olabilir. Ama benim kalbimde ve meslek hayatımda Gülben Ergen'in imzası çok büyük. O yüzden benim kendi markamı oluşturmamda emeği çok büyük. O yüzden hiçbir zaman bizim aramıza hiçbir şey giremez. Ne güzel övüyorsunuz birbirinizi. Evet. Maşallah, Allah dostunuzu daim etsin. Gülben Hanım son olarak maço erkek mi, kibar erkek mi? Özgür Aras erkek. Teşekkür ederiz. Pelin Hanım, hemen Pelin Hanım'a. Volkan. Volkan Gürün. Geniş oğlum. Şu ana kadar tepkiler çok güzel gidiyor yani. Beğenmeyen kimseyi görmedim yani. Hani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence güzel bir şey yani. Ve arkasında da duruyorlar yaptığım her işin insanlar. O yüzden herkese teşekkür, minnet borçluyum. Çalışıyoruz zaten aralarında. Ben bunu sana bir soracağım. Aleyna Tilki ile çalışmak zor mu? Aleyna Tilki ile çalışmak çok keyifli. Benim meslek hayatımda her zaman söylüyorum. Ben ikinci üniversiteyi okuyorum onun sayesinde. O bana çok güzel yol gösteriyor. Onun zekası, onun düşüncesiyle benim ufkum çok genişliyor. O yüzden ben ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve yeni şarkısının gidişatı inanılmaz güzel gidiyor, onu da söyleyeyim. Tamam. Yeni şarkıyı hemen soralım. Klip de çekildi. Biraz ondan bahseder misiniz? Geri gelin biraz daha. Nasıl bir klip? Valla yani yeni şarkı benim için biliyorsunuz geçmişte bir sesim yırtılmıştı. O iyileşti. İyileşir iyileşmez bir şarkı söyleme isteği duydum. Ne söylesem diye baktım. Bayağı aylar önce bu demoyu okumuşum bu şarkının. Bir an böyle dinledim, aşırı üzüldüm. Dedim ki şu anda hepimizin duygularına sahip çıkması, üzüntüsüne de, mutluluğuna da, heyecanına da, kaygılarına da sahip çıkması gereken bir dönemde bunları bastıracak bir şey çıkartmak yerine bunları ifade edecek bir şarkı çıkartalım ve beraber üzüleceksek üzülelim. Hani yalnız kalmayayım üzülürken yani dedim. Ve hani öyle de oldu. Tanırım intiharı da öyleydi. Hani insanlar hep şey dedi yani hani
bugün hastanede şunu yaşadım ve bu şarkıyı dinledim. Hastane klibiydi ya ve duygularımı daha kolay yaşamama sebep oldun çünkü paylaşıyorum. Benim amacım hep duyguları paylaşmak. Zamanında çocukluğumu paylaştım, zamanında heyecanlarımı paylaştım. Yeri gelir üzüntümü paylaşırım, yeri gelir depresyonumu paylaşırım, yeri gelir dengesizliklerimi paylaşırım ve yine de hep beraber oluruz. Yani. Olgunluk dönemini merak ediyoruz. Neler paylaşacaksın? Yani olgunluk dönemi dediğimiz şey, benim büyümeye daha önce vaktim olmadı. O yüzden ben büyüyemedim. Ben büyüme evrende çalıştım. O yüzden büyümeye vaktim olmadı. Öğreniyorum büyümeyi. Ama bence herkesin içinde zaten bir çocuk var. O kalıyor, o kreativiteye dönüşüyor. O bir, ne bileyim, bir duruşa dönüşüyor, bir şeylere dönüşüyor. Ve herkes de var. Ben zaten herkesin o yanıyla da kontak kurduğumu düşünüyorum. O çocuk Aleyna deprem bölgesine gitti. Çocuklarla buluştu. Onlarla bir araya geldi. Oradan da biraz bahsedelim. Nasıl bir duygudu ilk gittiğinde, neler hissettin? Yani oranın atmosferi yani anlatamayacak bir üzüntü ve tarif etmemiz çok zor. Ama bir öte yandan Hatay'da çocuklarla devamlı olarak ben, özellikle çocuklarla devamlı olarak kontak kurduğum için çok derin hüzünleri, acıları çocuklarla beraber paylaşma fırsatı doğdu bana ve bu hem benim ruhuma çok iyi geldi hem karşılıklı bir sevgi alışverişinde bulunduk beraber. Yani elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Herkes de yapmalı. Çünkü geride kalanlar için duygu paylaşmak, birilerinin yanında olduğunu bilmeleri, her türlü duyguda kabul edildiklerini hissetmeleri, sarılmaya devam edebilmeleri, bunlar çok önemli şeyler ve biz bunun için gerekli her şeyi yapmalıyız. Evet, şarkı çıkartıyoruz, işlerimizi de yapıyoruz, müziğe de ihtiyacımız var ve bunun yanı sıra başka böyle büyük ihtiyaçlar da var. İnsanların ihtiyaçlarını kollayarak yaşamalıyız bu hayatta ve bu zaten kendi ruhumuzu da en doğru şekilde şifalandıracak olay. Benim için paha biçilmez derecede bir duygu paylaşımıydı. Bunları söyleyebilirim. Peki, video ve haberler yapılınca işte reklam yapılıyor diye yorumlar da yapıldı. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani maço olabilir. Hani attitude olarak ama tabii ki de hani o alışıldık maçolar değil. Ben mesela geçenlerde keko seviyorum dedim ya. Alışıldık keko olarak dememiştim ona. Benim kekoluk tarzım farklı yani. Ben kendim kekoyum diyorsun. Hayır, benim sevdiğim kekoluk vibe'ları farklı. Romantik keko seviyorsunuz yani. Hayır, alanlarıma saygı duyan keko seviyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bugün sahnede olacak mısın? Sahneye dönüş yapacak mısın? Teşekkür ederim. Soru sorsanız abi. Al, dur ben şeyinkini alayım. Al. Biz röportajı yaptık ama sizin bir Özgür Aras dersek. Nedir evet. İbrahim Büyükak? Ben dedim ki Özgür Aras'ın 30 yılının son 1,5 ayına daha şahit oldum. Ama gerçekten 30 yılın neden 30 yıl olduğunu anladım. O yüzden muhteşem bir insan, harika bir insan. Ve biz de beraber de çalışıyoruz. O yüzden çok da keyif alıyorum. Yani gördüğüm bu sektördeki en profesyonel, en düzgün insanlardan biri ya. Neler söyleyeceksiniz bu övücü kelimeler? Ben gerçekten İbrahim Bey'e hizmet etmekten estağfurullah. Gerçekten çok mutluyum ve arkadaşlar Nisan ayının ikinci yarısı bir film geliyor. Gülmekten gerçekten yerlere yatacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz emek harcanmış, inanılmaz güzel yazılmış bir proje. Ben o işin içinde olmaktan inanılmaz mutluyum. Dün sosyal medya... Bak, bu gece onun gecesi hala beni... Öyle bir insan. Öyle harika bir insan. Size bir şey söyleyeceğim. Bunu yürekten söylüyorum. Dün ben Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ve İbrahim Bey'le beraber montaj aşamasında izlemiştim filmi. Ben çok böyle keyif almıştım ama dün sosyal medya ekibiyle böyle bir kalabalık fokus grubuyla izledim. Oradaki insanların kahkahalarını duydukça
o projenin içinde olduğum için çok mutlu oldum. 14 Nisan'da Disney Plus'ta. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Asıl şey. Şimdi aklıma bir şey geldi. Ver mikrofonunu. Kapalı ama kapalı. Tamam, açarım. Valla tabii ki herkes olduğu gibi Özgür Özgür için buradayız. Şahane bir akşam hazırlamış bizlere. Çok da güzel konuşma yaptık içeride zaten. Şahane bir adam ya. Valla şahane bir adam. Teşekkür ederim. Gerçekten onun elinde değdiği her şey bu piyasada çok güzelleşti. Biz onu yalnız bıraktık, istemedik. İyi ki de Özgür Özgür'ü yaptım. Tabii ki Özgür'ün yanında ben değdiydim de. Kendice buldum. İyiyim valla. Ne yapayım? Yeni filme başladım. Evet, teşekkürler. İşte o yüzden saçları boyattık. Teşekkür ederim. Yani film için boyattık zaten bu saçları ama film için eskine göre döneceğim. Çünkü hiç ben marjinal bir adam değilmişim, onu anladım. Hani ne dövme, ne piercing, ne bilmem ne. Hiç öyle bir adam değilim. Saat bile takmam yani. İşte o boyattık bakalım. Çok zor. Dip boyası geliyor sürekli. O yüzden kadınlara haksızlık ediyor bence bütün erkekler. Özellikle sarı saç kadınlar niye kuaförlerden çıkmıyor? Çok iyi anladım yani. Peki yaşandığınızda hissettirmeler nelerdir? Efendim? Yaşandığınızda hissettirmeler neler oluyor? Ağrılarım var artık. Yani valla. Yani sırtım çok ağrıyor. Sabah uyanınca topuklarım ağrıyor. Ya diyorum ben yaşlandım herhalde falan diyorum. Yani daha 41 yaşındayım ama hadi daha hayat yordu diyelim. Daha inşallah Allah uzun ömür versin. Uzun bir yol var inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Beni alın. Evet. Alın, alın bizi. Meslek hayatındaki 30. yılı siz nasıl bulursunuz? İlk Özgür Aras tanışmanızı hatırlıyor musunuz? Şimdi meslek hayatındaki 30. yıl deyince 10 yaşında başlamış oluyor Özgür. Valla o kadar eski arkadaşım ki ilk nerede tanıştık, ne yaptık? Yani o daha menajer değildi. Ben evet yeni yeni başlamıştım. Yeni yeni başlamıştım. Laf lafa açıyor, stüdyosunda tanışmıştık. Tarkan'la gitmiştim ben. Öylelikle tanışmıştım. Tarkan da zaten bir daha başka bir nasıl bir program olduysa bir daha gözetti. Çıkmadı hiçbir yere çocuk. Cem Bey şimdi meslek hayatında 30. yılını kutlayan bir öküne nasıl olur ya, böyle yaşlandığınızı hissediyor musunuz bugün? Valla biz yaşımız ilerliyor ama yaşlanmıyoruz. Yani o da öyle, ben de öyle. Benim eşim de öyle. Biz yaşlanmıyoruz. Yaşımız ilerliyor. Yani zaman ilerliyor ama biz yaşlanmıyoruz. Çünkü içimizdeki çocuğu öldüremiyoruz. Ölmesin de İnşallah. Çocuğu. Hep yaşasın diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Sağ olun. İyi çok iyi. Gönce Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi çok iyiyim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Evet. Özgür'ün bu gecesinde gördüm ya, bu düğün gecesini. O kadar mutluyum. Neler söyleyeceksiniz? Özgür Aras'la tanışmanız nasıl? Ömür boyu mutluluklar. Valla o kadar eski ki hatırlamıyoruz yani. Artık o kadar eski oldu ki hangimiz kardeş, hangimiz büyük, hangimiz küçük bilmiyoruz biz. Ama çok oldu gerçekten. Bizimki 30 yıldan da önce olması lazım. Tam 30. Tam 30 mu oldu? O bile 30 olmuş. Düşünün yani artık başka bir level'a geçtik biz bu hayatta. Hakikaten kardeşim gibi hissediyorum onu. Ya da abim mi desem? Abi de. Benim hayatımda, meslek hayatımda Yonca Evcimik'in çok yeri var. Benim en çok eğlendiğim, en keyif aldığım tatillere beraber gittiğim ve bütün sırlarımı anlattığım tek kişidir. O yüzden hayatımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum. Yani bakmayın böyle göründüğünü, bir o kadar da yerin altında var diyorsunuz. Korkmayalım diye çıkarmıyor. İyi tanıyoruz. Yok, ama yani Türkiye'nin en yetenekli, en iyi kalpli. Evet, kesinlikle.
dikkatim kolyeniz çekti ama. Hangisi? Önce köpek balığı. Evet. Bir atıf mı var burada acaba? Yok çok ya. Çok güzel kolyeleriniz. Öyleli. bu gece bizi bir anket yapmak istedi. Kadın oyuncularımız, sanatçılarımız. Maço erkekten mi hoşlanır, kibar erkekten mi hoşlanır? Biraz ondan diye düşünüyorum ben. Yeri geldiği zaman maço olabilir. Ama genel olarak kibar olmasında fayda var. Harika. Hoş geldiniz Sefa. Bu gecenin olayı teşekkür ederim. Bu gecenin olayı Özgür Aras sadece. Onu yapacak. 30 Burak Bey. Çok kısa. Özgür Aras'ın 30. Evet, evet. Kendisine yani bir ömür boyu kariyerinde hep başarı diliyorum. Çok sevdiğim bir insan. Tabii biz böyle bakınca ilk çıkış zamanlarımızı biliyoruz. O benim çocukluğumu biliyor, ben onun çocukluğunu biliyorum. O yüzden gurur duyduğum bir kimse kendisi. İşinde en üst sıralarda yer alıyor. Çok mutluyum onunla beraber olmaktan. Tabii ki. Aynen. Çok bizim de başarılı projelerimiz oldu beraber. Krizli projeler oldu. Her şey. Böyle zaten bu güzelliklerle beraber yoğruluyoruz hep beraber. Çok küçük bir camia. İyi ki onun gibi kıymetli insanlar var. Peki sağ olasın. Bir şey soracağım. Yaşanmış olsa hissettiren olaylar neler olsun? Bir daha söyler misin? Yaşanmış hissettiren olaylar neler olsun? Yaşlandığımı hissettiren. Yani aslında kızıma bakınca onun her sene büyüdüğünü görünce bunu hissediyorum da. Hani derler ya iç enerjisi içindeki çocuğu yaşat diye. Ben içimdeki çocuğu yaşatmaya çalışanlardan biriyim. O yaşamaya devam ediyor. O yüzden böyle gideceğiz inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen çok hızlı yani tutmadan. Hazır müdürler. Evet. İyi akşamlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizden ne haber? Çok teşekkür ederiz Özgür Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Nice 30 yıllara diliyorum Özgür için. Dünya güzeli bir arkadaşımız. Onunla gurur duyuyoruz. İnşallah nice 30 yıllarını görür. Evet, siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yeni projeler var mı? Çakallarla dans seri devam edecek mi? Çok görmediğimiz için çok sorumuz var. Eyvallah. Yok ya vallahi. Çok bir şey yok yani. Yeni projeler var. Bakacağız. Ama onun dışında işte çiftçilik, restorancılık. Evet, yapımcılıktan önce çiftçiliği sormak istiyorum. Beykoz'da güzel evet. Bir alanda doğal organik bir çiftçilik evet. Meraklısı aldınız. Nasıl gidiyor? Doğal yaşam nasıl gidiyor? Satışlar başladı mı? Ya yok satış işte. Kendi içimizde öyle bir şeyler yapıyoruz. Ya güzel gidiyor. Çiftçilik çok zor. Tabii benimkisi bir hobi çiftçiliği. Allah gerçekten çiftçilikten para kazananların yardımcısı olsun. Gayet iyi gidiyor. Bekliyorum. Yapımcılık dedin. Ya yaptığımız sinema filmlerinin ve televizyon projelerini kendimiz yapıyoruz. Yapacağız bilmiyorum ben ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Oynamak kolay, yapımcılık da kolay abi. Hangisi? İkisi de diye kolaydır, evde oturmak kolay. Peki son olarak Özgür Aras'ın 30. yılı olduğu için yaşlandığınızı hissediyor musunuz? Ya da yaşlılık belirtisi diye bir şey var mı? Ya hissetmiyorum. Yaşlılık belirtisi diye bir şey yok ama benden daha gençlere diyeyim yani ben yaşlı olduğumu tabii ki düşünmüyorum ama benden daha gençlere hayranlık duymaya başlıyorum. Bir de baba olunca çocuk büyütünce şikayet ettiğiniz lafları etmeye başlıyorsunuz. Mesela ne halim varsa göller falan çıkıyor. Orada anlıyorum ki yaş ilerliyor yani. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Kendisi İzmir'deydi sevgili Banu Ergenekon'la beraber. Banu'ya demiş ki İlker Bey, Özgür'ü bu gecesinde yalnız bırakmayalım ve yoldan bütün işleri İzmir'deyken buraya geldiler. Çok teşekkür ederim. Ne demek ya? 30 yıl sonra ben meslek hayatım ama. Abi şimdi geldik. İnsan dostu için iki eli kanda olsa burada olur. Nice 30 yıllara diyorum. Nazar boncuğu. Bu Özgür'ün meslek hayatının giriş bölümü. Daha bundan sonra gelişmeler olacak ve sonuca doğru. Helal olsun. Kolay gelsin. Okan, yan. Tamam mı? Evet, iyi akşamlar sizin gelin. İyi akşamlar. Türkiye'nin çok değerli bir ismi Özgür Aras. Türkiye'nin en önemli menajerlerinden ve basın danışmanlarından biri. Hatta en iyisi. Ben onunla çalıştığım için çok mutluyum. Benim 5 yıl önceki simgeye baktığım ve bugünkü simgeye baktığımda
Arada inanılmaz bir uçurum var ve onunla birlikte harika bir yolculuk yapıyoruz. Yeri geliyor, fikirlerimizi tartışıyoruz ama yolculuğumuz o kadar güzel ki ve buralara kadar geldi. Çok büyüdü, çok keyifliyim. Onunla çalışmak benim, bana çok iyi geldi. Evet, sen de kameranın önünde teşekkür ediyorum. Sen de sana teşekkür ederim. Bu yolculuk başladı ama Simge Sağan hep vardı ama Özgür Aras dokunuşları etkili, çok etkili olmadı mı? Böyle beni bir parlattı. Evet. Acaba? Yani altın tozu üstüme attı desem yeridir yani. Onun başarıları onun... her zaman vardı. Biz sadece iyi bir meç olduk. Ben ona hizmet ettiğim için çok mutluyum. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum çünkü ben çok iyi şarkı söylüyor olabilirim, çok güzel şarkılar da yapıyor olabilirim. Ama arkamdaki yönetici güç çok önemli. O eksiğim vardı hep. Menajerim diyordum. Sonunda Türkiye'nin en iyisi benim oldu. Evet, o yüzden gerçekten. Teşekkür harika. Ediyorum. Simge Hanım, çok fazla size söz tutmak istemiyorum. Estağfurullah, ama buyurun. Bir Icardi tartışması var, bir Beşiktaş'ı takipten çıkma durumu var Icardi'yle. Ah, sonunda ne zaman soracaksınız diye merak ediyorum. Evet, şimdi bir Beşiktaşlı olarak alındık, öncelikle onu belirtelim. Icardi'nin takipleşmenizin hemen ardından Beşiktaş'ı sosyal medyada... Dediğin gibi olmadı işte. Hemen ardından değil, aylar önce bu takipten çıkma durumu gerçekleşti. Çünkü biz Beşiktaş'ta hiçbir zaman birbirimizi karşılıklı takip etmedik. Bu. Başka bir şey yok. Onun dışında şarkıda benim... Şarkıda çok sevindim sonrasında aynı şekilde. Hatta Spotify'da falan yine evet. Türkiye'nin en çok dinlenen kadın şarkıcısı ve şarkısı olduğunu. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Yani bununla ilgili çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Şarkıma hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten şarkının son zamanlar anılması Icardi ile çok fazla anıldı. Teşekkür ediyorum. Ben şarkımı paylaşan ve seven herkesi paylaşıyorum. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar ama albümle ilgili 5 yıl önce yaptığım albümün bugün Türkiye'de çıkmış en çok dinlenen albüm olması tabii ki benim müzisyen arkadaşlarıma buradan bir teşekkür etmem gerekiyor. En çok Ozan Bayraşı'ya teşekkür etmem gerekiyor. Ve kendi kalbime. Bunun ötesinde söyleyecek bir şeyim yok gerçekten. Bir maça gidilir mi peki, Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Ya da herhangi bir teklif geldi mi bununla ilgili? Şu anda öyle bir şey yok. Ama bilmiyorum yani. Çok yoğun olduğu için konserlerim. Bilemiyorum. Peki Simge Hanım, son olarak Gülüşen'in sahne kıyafetinden sonra sizin de sahne kıyafetler tarzı biraz daha onu değiştiği ve onları esinlendiğiniz haberleri var. Ne söylüyorsunuz sizinle? Öyle miymiş? Öyleymiş. Peki öyle olsun o zaman. Yani benim çalıştığım profesyonel bir ekip var. Beni onlar giydiriyorlar. Ben de seçip aralarından kendime en uygun olanını buluyorum. Ve giyiyorum, taşıyorum. O yüzden onlarla birlikte bir yolculuk yapıyoruz. Bunun yani birine esinlenmek dediğiniz şeyde herkes herkese esinlenebilir bu arada. Ben Gülşen'e esinlenmekten de gocunmam. Gayet güzel giyiniyor çünkü yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merci. Beni takip alırlarsa alırım. Yanında olmak ayrı, onun sanatçısı olmak gerçekten bambaşka bir şeyimiz. Biz ikinci senemizi dolduracağız. Yatıp kalkıp dua ettiğim sayılı insanlar vardır. Eminim ki bu akşam mikrofon uzattığınız birçok insan bunu söylüyor. Ve bunun gerçekten bir sebebi var. Bir Özgür Aras gerçekten kolay yetişmiyor. Türkiye'de üzerine yok, olmadı, bir daha da olmayacak. Bu adam bir başyapıt. Çok mutluyum. Onunla beraber bu yolda yürüdüğüm için çok mutluyum. Ve onunla gurur duyuyorum. Bu akşam onu tabii ki yalnız bırakmayacaktım. Gururla geldim. Onun bu güzel gecesini onunla birlikte paylaşıyorum. Güzel evlilik. Stabil, güzel. Yaz geliyor. Ramazan'dan sonra konserlerimiz başlayacak. Bu akşam tabii çok uzun bir zaman sonra ilk defa dışarı çıkıp bir arada olup birbirimize iyi geleceğimize inandığımız bir akşam. Pek bir şey yapmıyorum açıkçası. Keyifsiz. Yolda spor yapıyorsunuz aslında. Evet.
hep yani spor yaparak deşarj oluyorum, kafayı spor yaparak dağıtabiliyorum. O yüzden yaz da geliyor. Biraz spora böyle abarttım bu ara biraz ama iyi geliyor bana. Hatta paylaştığınız video dostum güven düşmanı korku diye paylaşımlar. Evet galiba öyle bir magazin sayfasında gördüm. Evet kickboxlarım iyi. Çok da iyi bir hocayla çalışıyorum. Haftanın 6 günü spor yapmaya devam ediyorum. Ramazan'dan sonra da zaten konserlerimiz başlayacak. Sık sık görüşürüz sizlerle de inşallah. Tabii ki hayır. Bunu sadece spor amaçlı yapıyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Bir saniye Tolga. Evet, yeniden iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Meslek hayatınızda 30. yılını şu ana kadar ünlüler, menajerler, basın danışmanı, birçok insan sizi yalnız bırakmadı. Öncelikle ben duygularımızı alayım. Ben her zaman Allah'a şükrettim. Bu kadar sevgiyi yaşayabilen mesleğinde enden insanlardan biriyim. Allah'a binlerce şükürler olsun. Duygularımı tarif etmem mümkün değil. Bu sektörde kitap yazarlığı yaptınız, sektöre yeri geldi yön verdiniz, menajerlik yaptınız, PR danışmanlığı yaptınız, marka danışmanlığı yaptınız. Bu 30 yıla neler sığdırdı Özgür Aras? Ben Zerrin Özer'le çıktığım yolda Allah bana birbirinden güzel insanların alkışına ortak olmayı nasip etti. Ben onlarla bir aile bağı kurdum. Bazılarıyla yolum devam etti, bazılarıyla ayrıldı ama dostluğum ve arkadaşlığım hiçbir zaman bitmedi. Evet, Özgür Aras markası var ama onun alt kollarında kitap yazdım, televizyon programı yaptım, radyo programı yaptım, köşe yazarlığı yaptım, kitaplarım çıktı. Üretim her zaman çok önemli. Siz meşgul olursanız her zaman meşgul edersiniz. Benim ilkem bu. Peki bu 30 yılın sonunda bu kadar ünlü oyuncuyu, ünlü sanatçıyı bir araya getirmenin bir püf noktası olması gerekiyor. Sevgi ve saygı. Kalpten yapılan her şey kalbe ulaşır. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nice nice yıllarınız olsun. Hepinize. İyi ki sizlerle de yol arkadaşlığı yapıyorum. Bu davradan çıksın. We'll be right back.